9 ve 24'tesiniz. Güne başladık saat 8'de. Şimdi ise size biraz önce aktardığımız haberleri detaylandıracağız. Ben Zuhal Demirkaya, birazdan da stüdyoda konuklarımız olacak. Ve 22 Aralık Salı gününü şöyle bir detaylandıracağız. Önce gelin manşetlere, başlıklara bir bakalım. Sevgili seyirciler, Avrupa'da Covid-19'da mutasyon paniği yaşanırken Türkiye'de alınan önlemlerin tabloya yansıdığını görüyoruz. Günlük vaka 20 binin altına geriledi. Son 24 saatte yapılan 196.110 testten 19.103 vaka, 3.412 hasta tespit edildi. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aktif vaka ve ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık ifadelerini kullandı. Bir diğer başlığımız yine koronavirüs ama alanımız İstanbul. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da koronavirüs salgınıyla mücadelede umut verici açıklamalar yaptı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda İstanbul'da koronavirüs vaka oranının geçen haftaya göre %40 azaldığını duyurdu. Değiştirelim. Bir diğer başlık ama yine esas başlığımız korona üzerinden gidiyoruz. İçişleri Bakanlığı bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence ya da balo düzenlemesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ve dün gözümüzün kulağımızın İngiltere'ye yöneldiği Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir açıklama gelen mutasyon. Dünya Sağlık Örgütü mutasyon açıklaması yaptı. Mutasyon geçiren koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Şunu da belirtelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespit edildiğini, 4603 yolcunun ikametleri ve kaldıkları otellerde izolasyona alındıklarını duyurdu. Birinci varış noktası olan Çin'e ulaştı, yükünü indirdi, ikincisi de yola çıktı. İhracat trenlerinden bahsediyoruz. Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni de Kartepe'den hareket etti. Toplam 42 konteyner ihracat yükü taşıyan tren Ankara-Sivas-Kars güzergahını izleyerek önce Gürcistan, ardından da Azerbaycan-Hazar Denizi ve Kazakistan'ı geçtikten sonra Çin'e ulaşacak. Ve son başlığımız. Elektrik faturalarında düzenlemeye gidildi. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu fatura borcundan dolayı 65 yaş ve üzeri aboneleriyle şehit yakınları ve gazilerin elektriklerinin kesilmesini engelledi. EPDK dağıtım şirketlerine gönderdiği yazıda kurallara uymayanlara cezai işlem yapılacağını vurgulamış oldu. Bunlar bugün sizlere aktaracağımız güne yansıyan gelişmeler. Birazdan detaylandıracağız ama mutasyonla birlikte piyasalarda hareketlendi. Gelin bir son duruma bakalım. BIST 100 endeksiyle başlayalım. BIST 100 endeksinin de 1,7 değer kaybettiğini ve günü 1384 puanla kapattığını görüyoruz. Devam edelim. Küresel piyasalarda dolar ve euroya bakalım. Dolarda 7,66'yı, euroda ise 9,37'yi görüyoruz. Altın cephesinde neler oldu? Mutasyon haberinin hemen ardından artış olduğunu görüyoruz. Gram altın 461 lira 75 kuruştan, çeyrek altın 754 lira 97 kuruştan işlem görürken petrole bakalım. Önemli bir değer, 50 dolar seviyelerinde petrol 1,79 değer kaybıyla. Son olarak faizlere bakalım. Tahvilde bizi karşılayan rakam 14,69, repoda ise 11,18'i görüyoruz. Bu rakamlarla birlikte analiz sentezde günün başlıklarını verip piyasalardaki son durumu da aktardıktan sonra başlıyoruz. Dünya aynı anda aynı şeyi düşünüyor, aynı şeyi konuşuyor. Mutasyon, alınacak tedbirler, bunun piyasalara yansımaları, Türkiye'de tablodaki son durum, bunların hepsini konuşacağız ve elbette konuşacağımız başka konular da olacak. Stüdyoda karşımda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu var. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Cüneyt, günaydın. Ben şimdi söyleyeyim. Bugün uzaktan misafirimiz Cüneyt Paksoy, stratejist Cüneyt Paksoy da bizlerle birlikte. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Zuhal Hanım, günaydın Mustafa. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler. Bugün sizinle başlamak istiyorum. Sizin koronavirüs sürecinde çok dikkatli olduğunuzu, bütün önlemleri çok sıkı bir şekilde uyguladığınızı biliyorum. Önce kişisel olarak bu mutasyon haberini nasıl karşıladığınızı merak ediyorum. Yapılan açıklamalar sizi biraz rahatlattı mı? Teşekkür ederim öncelikle düşünceleriniz için ama elimizden geleni yapıyoruz. Fakat bu mutasyon konusu
biraz sıkıntılı bir konu. Nedeni şu, biz bu süreci hep en yakın kendi test edebileceğimiz imkan olarak İspanyol gribiyle test edip karşılaştırma yaptık ve ona göre açıklamalar yaptık bugüne kadar yayınlarımızda sizlerle birlikte. Mustafa da iyi hatırlar. Yani İspanyol gribinin birinci dalgasından sonraki ikinci dalgasının çok dramatik bir dalga olduğunu ve asıl tahribatın orada oluştuğunu anlatmaya gayret ettik. Şimdi tabii o dönemki teknoloji, o dönemki şartlar, o dönemki imkanlar, yaşam tarzı vesaire, bu dönemle karşılaştırması olumlu yönleri de var. İşte aşı çalışmalarının sahadaki hızlı yansımaları, bilinç vesaire, ama maalesef olumsuz yönleri de var. Küreselleşme, bu kadar birbirine yakınlık, bu kadar iletişim, ihracat, ithalat ağlarının birbirine bağlanması, tedarik zinciri, insanların ticaret dışında turizmle birbirine bağlanmaları, yani her türlü dünyadaki paydaşlık ve birliktelik bu süreci atlatırken hakikaten insanlığın zorlanmasına sebebiyet veriyor. Umutlu olacağız her zaman. Biz ilk yayından beri, yani virüsle beraber yaptığımız 11-13 Mart kendi vakamız, daha önceki vakalar, bizden önce yaşanan vakalar dahil, bu işi konuşmaya başladığımızdan beri umudu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz. Yani insanlık bir şekilde hep beraber global ölçekteki mücadele bu işi bir gün bitirecek, ama bitirene kadar hani sizin bana belirttiğiniz o tedbir kısmı en önemli kısım. Çünkü bakın, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında ne diyor? Ekstra bir öldürme veya hastalanma riski görmüyorum diyor. Ama bu mevcut şu an mücadele ettiğimiz korona gerçeğinin maalesef devamı ve daha hızlı yayılması anlamını içeriyor. Yani bir miktar iş daha çabuk, daha çok insana ulaşabilir hale getirmiş virüs kendine. Yani bu işi böyle okumak ve en son Ukrayna'da çıkmış, hı hı. Çember biraz daralmaya başladı ve gerçekten önlemleri ona göre almak. Bugün Avrupa Birliği olağanüstü toplanıyor. Neyse ki hani bizim mesleki alanımız, uzmanlık alanımız tıp değil, ama mecburen ilk günden beri bununla ilgili makaleleri, uygun makaleleri bulup okuyoruz. Sevgili hocalarımızın ağzından birebir dinliyoruz veya sosyal medya üzerinden takip ediyoruz bilgi akışını. Hani aşı çalışmalarının ulaştığı sonuca bir engel değil. Aşı bunu da yenebilecek güçte deniyor. Bu önemli. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü de onayladı. Bu da önemli. Ama şu an geldiğimiz noktada ben virüsün yayılma hızında arttığını düşünerek daha dikkatli olmamız gerektiğini, önlemlere bundan sonra çok daha sıkıya bağlanmamız gerektiğini, bu işi atlatacağız ama şu baharı görene kadar gerçekten ekstra dikkatli olmamız gerektiğini, maske, evet, mesafe ve hijyen kurallarına ekstra, çünkü bu işin en önemli önleyicisi, birinci kalkanı aşıyı olana kadar, aşının sizde olan etkisinin başarılı olduğunu görene kadar sizin kendini izole edip korumanız. Zaten aslında bakarsanız hayatın içinde kalarak. Bu mutasyonla birlikte yaşanan tedirginliğe ilişkin de en önemli başlık bu. Yani yine önlemlere dikkat edeceğiz. Eskisinden daha da fazla dikkat edeceğiz ama panik yapmayacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bu minvalde açıklamalar yapıyor. Kesinlikle. Yani hayatın içine kalacağız. İş akışımız devam edecek. Hani ben de çalışıyorum. Hı hı. Elimden geldiğince da az dışarıda olmaya çalışıyorum. Herkesin böyle bir imkanı yok. Ama bu bizim de yok. Olmadığı noktalar oluyor. Mecbur katıldığımız bazı özel toplantılar da oluyor ama net olarak şunu söyleyeyim. Hep beraber bu işi başarmak istiyorsak bu işin ayıbı günahı yok. Birbirimize mesafeyi koyacağız. Peki. Maskemizi çıkarmayacağız ve hijyen kurallarına gerçekten dikkat edeceğiz. Başka türlü bu işi arkada bırakmak mümkün değil. Teşekkürler Cüneyt Bey. Mustafa Bey, İstanbul'daki önlemlere ilişkin de dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aslında şu süreçte bu kısıtlamaların İstanbul'a nasıl yansıdığını söyledi. %40 oranında bir azalma var İstanbul'da korona. Evet, biraz geç pozitif vakalarında.
geç yansıdı, yavaş yavaş yansıdı şimdi o üçüncü hafta. Anca. Can kaybı sayısı artıyor aslında. İnsanlar ona çok orası bakıyor. Orası öyle ama neden artıyor? Çünkü orası 5000, 6000 evet. birikti hasta sayısı. Şimdi o hastaların içerisinden çıkıyor bunlar. Yani vaka bugün geliyor da yarın vefat ediyor. Bunların sayısı çok az. Ama orada hasta, ağır hasta, entübe falan derken onların arasından çıkıyor. İnşallah yani iyi tedavi ediliyorlar gerçi. İnşallah daha az azalacak, o da azalacak. Şimdi biz 20 binin altını gördük. İnşallah daha da aşağıyı göreceğiz. Ama burada mesele şu. Hafta içi kısıtlamalar var. Fakat biz hani virüs mutasyon geçirdi diyoruz. Biz bugün manşet yaptık. Trafik de mutasyon geçirdi. Evet, sabahında. Akşamın akşam saat 9'a gelmeden saat 6-7'lerde bir trafik başlıyor. Çoğu zaman bakıyoruz ama bu trafikte bu adamın evine gitme şansı yok. Yani 9'dan sonra kesin dışarıda bu. Allah'tan bu durumda olan herkese ceza kesmiyorlar yani. Yoksa çok fena olur. Mustafa Bey, zaten toplu taşıma kullanmadıkları için kendi araçlarıyla gidiyorlar. Bir de kamu kurumları 4'te evet, çıkmaya ama mesela, başladıktan sonra onlar 4'te çıkıyor. Sonra kilit olmaya başlıyor. 4'ten çıkıyorlar. 4'te hemen eve giden oluyor, gitmeyen oluyor. Ama demek ki özel kuruluşlar buna çok fazla mesai şeyleri düzenlemesine dahil dikkat olmadılar. Etmiyor. Bir de insanlar eve gitme işini son dakikaya bırakıyorlar. Yani bakın bu şey değil. Hani devlet keyfine göre bir karar almış da size 9'dan önce eve gidin demiş değil. Ki son ana bırakıyorsunuz. Bu sizin için zaten alınmış bir karar. Ben anlamıyorum yani. Hakikaten cumartesi, cuma akşamı bu böyle İstanbul içi trafiği normalde 15-20 dakikalık bilemediğiniz trafik 3,5 saate çıkıyor. Böyle bir dünya yok yani. Bu 3,5 saat trafiğe katlanıp saat 9'a 10 kala falan böyle trafiğe çıkan ya da ne bileyim vakitsizce, ben anlamıyorum. Yani hangi insan evladı, ben 3,5 saat trafikte kalırım, problem yok, şimdi ben böyle 6'yı bekleyeyim falan der yani. Bunu aklım almıyor benim. Trafik yoğunluğu birçok kişinin şikayet ettiği bir şey. Basit bir örnek vereyim. 20 dakika, 25 dakika benim evim. Geçtiğimiz cuma tam 2 saat 10 dakika sürdü. Ve 4'ten sonraki trafik, 6 trafiği de değil. 6'dan sonra daha da büyük bir keşmekeş oluyor. Çünkü özel sektör, biraz önce de söylediğiniz gibi, o kısıtlamalara çok bir düzenleme getirmedi sanırım. Çıkışlar biraz daha erken olsun. Vallahi biraz onu bunun için söylüyorum. Evet, toplu taşıma araçlarında bir yoğunluk oluşuyordur şu an trafikte varsa. Bir, bu endişeden dolayı. İki, ya insanların hayat kalitesini bu kadar düşürme hakkımız yok yani. O yüzden yani hem kişiler vakitlice yola çıkıp hani trafiğe göre kendilerini ayarlayacaklar ve boşuna eziyet çekmeyecekler. Hem de onları, trafiğe çıkış saatlerini işverenleri ve kamu çok iyi düzenleyecek ve herkes de buna uyacak. Ve bu kadar uzaktan çalışma modeli varken bu kadar yoğunluk olmaması demek ki. Evet, çok enteresan. Bence de olmaması gerekirdi yani. Bir de başından beri söylüyorum, bunu şimdi konuşmaya başlamışlar. Bu iyi bir şey. Yani ilk günden itibaren, çünkü böyle bir biraz çocukluk hayalim vardır benim. Mesai, esnek mesai düzenlemesi. Yani belki daha fazla insan çalışır ama daha konforlu bir hayat. Daha konforlu bir hayatı olur herkesin. Bakın, herkesin sabah çoluk çocuğuyla kahvaltı yapmaya hakkı vardır. Bunun ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu yaşayanlar bilirler. Herkesin, çünkü bu cumartesi pazara bırakılacak bir iş değildir yani. Herkesin belli günlerde, pandemi hariç tabii, eşini dostunu ziyaret etmek, birlikte akşam yemeği yemek hakkı vardır. Bu hakkı kimse kullanamaz, hafta içi çalışan. Hiç kimse kullanamaz. Hafta sonu onda bir gününü kendine ayırır, bir gününü de eğer eşini dostunu ayırdıysa, haftada eğer iki gün tatili varsa, sadece 12, evet, iki gün tatili varsa bir de tatilse. Ve bunlardan da sadece eş dost dediğiniz 12 kişiye vakit ayırabilir bir yıl içerisinde. Şimdi onu düzeltiyorum, 50-60 kişi, 60 küsur kişiye vakit ayırabilir. Şimdi böyle baktığınız zaman insanların hayat kalitesini yükseltmek devletin borcu mudur? Borcudur. Bizim de, ben de öyle bakıyordum. Eskiden de böyle bir şey vardı. Yani şimdi dijitalleşmiş falan değildi. Müsaadenizle tekrar edeceğim. 9'da işe gidiyorsunuz. Su faturası yatıracaksınız. İşe de 9'da açılıyor. Öğlen tatiline çıkıyorsunuz. 12-1 arası.
Gişeler de tatil oluyor. Ya da iki tanesi çalışıyor. Kuyruk olduğu için yetiştiremiyorsunuz. Çıkışınız da akşam 5'te çıkıyorsunuz. Onlar da akşam 5'te çıkıyor. İşinizi ne zaman yapacaksınız Allah aşkına? Şimdi dijitalleşti vesaire filan falan tam anladık. Ama burada asıl mesele bu süreçleri belki vardiyaya yayarak, bir iş yerinde birden fazla kişi çalıştırarak, biraz bu dediğimden bugün çalıştır da kamunun üzerine devlete yük ol, aynı işi iki kişi yapsın. Öyle değil. Güvenlik görevlisi çalıştırıyorsunuz, üç vardiya. Değil mi? Hı hı. İşte diğerlerinde iki vardiya çalıştıracaksınız. Ya da esnek çalışma düzeniyle öyle bir düzenleme yapacaksınız ki herkes hem çalışacak hem de yaşayacak. Emekli oldum, hadi gideyim de biraz yaşayayım falan demeyecek yani. Emeklilik hayallerine girmeyelim. Eğer oraya girersek hiç çıkamayız. Girmeyin zaten yani ama... emeklilik hayal olmasın bir de yani. Dilerim herkes bir de herkesin çünkü emeklilik şöyle bir de hayal oluyor. Japonya'dakilerin emeklilik hayallerine çok şey yaparız bakın, ya, imreniriz ya, öyle emeklilikler hayal olsun. Şimdi Japonlar emekli herkes. Olduklarında onlar o paralarla hayallerinin bir kısmını gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi Türkiye'de böyle emekli olunca hayallerinin bir kısmını gerçekleştirmek biraz zor. O yüzden emekliler de genelde çalışmaya devam ediyorlar. Onun için böyle emeklilik aslında çalışmaya devam edeyim de iki maaş olsun hayalidir. Türkiye'nin hedefi emeklilerini yani sürem geldi ben emekli olayım da gideyim hayallerimi gerçekleştireyim denilebilecek noktaya getirmektir. Bunu bunu başarmadıktan sonra bir kıymeti yoktur yani insanlar mutlu olmadıktan sonra ülkenin büyümesinin kalkınmasının bir kıymeti yoktur diyeceğim ama büyürse ve kalkınırsa zaten insanlar bu durumda olmazlar. Evet aynen öyle. Zaten ben her şeye rağmen de bunu hani kimileri benim yaşım müsait. Ben eskiden de bu işlerin nasıl olduğunu çok iyi bilirdim. O bakımdan ben bırakın 10 yıl önceki Türkiye ile bırakın 20 yıl öncesini 10 yıl önceki Türkiye ile bile bugünkünün kıyaslanmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Asla kıyaslayamazsınız. Ha kıyaslarsanız hakkını teslim etmeniz lazım. Peki. Cüneyt Bey yeniden dönelim. Mutasyon başlığıyla devam edelim Cüneyt Bey. Çünkü piyasalarda bir mutasyon endişesi var. Şimdi salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaşacağı da gündemin en önemli konularından biri. Şimdi küresel borsalar geriledi. Dolar endeksi ve altın fiyatları yükseldi. Kapanma endişeleriyle petrol yeniden düşüş seyrine girdi. Bundan sonraki süreçte nasıl ilerler? Dünden bu yana piyasalar nasıl tepki veriyor? Şimdi bahsettiğimiz sebeplerden dolayı piyasalar tedirgin. Çünkü işin retoriğinde maalesef tekrar kapanma İngiltere'nin yaşadığı gibi daha güçlü kapanma, daha güçlü karantina ihtimalleri masaya gelmiş durumda. Yani ekonominin önüne bir duvar daha örüyorsunuz Nisan'a kadar yaşadığı süreç gibi dünyanın. Tabii şu haber akışı umut ediliyor. Yani bu işin yayılma hızının artmasının belli bir süre devam etmesi ve bir noktadan sonra eski normale dönmek. Eski normalden kastım virüs pandemi süresince alıştığımız normale dönmek. Yani virüs belli bir hızda yayılıyor. Biz önlem aldıkça bu pandemi geriliyor. Hayat, iş akışı, ekonomi yoluna devam edebiliyor. Bundan yeni bir denkleme geçiyor muyuzu şu an piyasa fiyatlıyor. Yani ilk bölümde de anlatmaya çalıştığım bu. Yani maalesef eğer bu mutasyon denen olgu hayatımıza ki mutasyon sınırsızlığı anlamına da geliyor. Birkaç defa daha mutasyon geçirebilir. Daha hızlı da yayılmaya devam edebilir. Onun için daha fazla insana ulaşması, sağlık sisteminin daha fazla riske girmesi anlamına geliyor. Ve maalesef bu hastalık sadece bir grip gibi ciğerlere veya belli bölgelere ulaşmıyor. Bütün organlara da hasar verebiliyor. Bunu birçok çevremde konuştuğum dostumdan birebir biliyorum. Yani hali hazırda kan sulandırıcı kullanmak zorunda olan hastalığı atlattığı halde veya kendini devamlı kontrol altında tutmak zorunda olan birçok arkadaşımdan biliyorum. Piyasa şu an bu noktaya konsantre olmuş durumda. Eğer alınan şu ana kadarki aşının da getirdiği moralle biz bu işi bu yaza kadar bitirip yazın dünyayı açıyoruz noktasından uzaklaşacaksa dünya o zaman piyasaların refleksi daha sert olacak. Peki ne panzehir oldu? Bir kez daha Avrupa Merkez Bankası Fed'in
Avrupa Merkez Bankası'nın Japonya'nın aldığı önlemler ve en son bu sabah Senato'dan onaylanan, yani bizim saatimizde sabah ama Amerika Birleşik Devletleri'nin saatiyle kendi iş mesai saatleri içinde aldığı teşvik paketi onayı Senato'da. Muhtemelen Trump bugün onaylayacak. Toplamda 900 milyar dolar, 1 trilyon dolara yakın, ama kendi bütçeleriyle beraber 2,5 trilyon dolarlık bir yeni paketle geliyorlar. Her bir bireye 600 dolar dağıtıyorlar. 100 bin doların geliri, 100 bin doların altında olan her bir bireye, Amerika vatandaşı olan her bir bireye ve birçok teşvik de var alt tarafta. Bu teşvik paketi, merkez bankalarının destekleri şu an piyasaları çok sert, o Şubat-Mart benzeri yaşadığımız sert reflekslerden şimdilik koruyor. Ama süreci takip edecek piyasalar. Piyasaların hassas olduğu, az önce konuşurken Mustafa'nın belirttiği büyümeden kopuş endişeleri. Yani büyümeden zaten koptuk, daraldık. Daha da fazla daralmamak. Hani işin kalkınma boyutuna geçmeyi falan dünya şu an düşünmüyor. Bir an önce büyüme ve toparlanma. Ama asıl önemli olan tabii Mustafa'nın dediği kalkınma boyutuna geçme. Çünkü bakın, bu krizin en büyük problemi kalkınma sürecinden ülkeleri uzaklaştırdı. İnsanlar refahını kaybediyor. İnsanlar işini kaybediyor. Bu sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin problemi olmaktan da çıktı. Gelişmiş ülkelerin gündeminin ortasına oturdu. Hatta Avrupa'nın bugün en önemli konusu bu. Bankacılık sistemini konuşurken, İtalya, İspanya gibi ülkelerin borçlarını konuşurken, oradaki insanların refahını kaybetmelerinden ve gelirini ve işini kaybetmelerinden doğan risklerden dolayı biz bunu konuşuyoruz. 17 trilyon dolar şu an negatif reel faizde park etmiş durumda. Özetle şu an piyasalar haftaya sert başladı ama Şubat-Mart'a göre ılımlı bir sertlik bu. Bu ılımlı tonda sertliği sağlayan paranın gücü, ama bunun sahada aşıyla beraber kuvvetlenip bizi normalleşmeye doğru hızlandıracak adımların umudunun ışığını sönmemesi gerekiyor. Yani tünelin ucunda ışığı gördük dedik, o ışığın kaybolmaması gerekiyor. Yoksa bu piyasalardaki fiyatlamaların çok farklılaştığını görebiliriz. Bu notu düşelim. Bizim umudumuz olumlu senaryo yönünde olacak her dönem olduğu gibi. Cüneyt Bey, şimdi Merkez Bankası'nda son toplantısı da gerçekleşecek. Bu durum faiz arttırımı konusunda bir baskıya, bir beklentiye de sebep olur mu? Şimdi tabii bizim kendi dinamiklerimiz farklı. Dünya ölçeğinde tabii birçok iletişimi takip ediyor Merkez Bankası, ama kendi dinamiklerimizi de takip ediyor. Bizim en önemli başlığımız enflasyonla mücadele. Zaten geçen hafta o başarılı sunumda piyasaların kafasına taktığı bütün sorulara cevap bulduğu o başarılı sunumda en önemli birkaç unsurun enflasyonla mücadele, fiyat istikrar dışında finansal istikrar, yani faiz ve kur tarafındaki mücadele, kurda hassasiyet gösteren bir Merkez Bankası retoriği, bütün bunlar piyasalar için olumluydu. Bu toplantıda mutasyondan dolayı ekstrem bir baskı oluşturmaz. Çünkü Merkez Bankası'nın baktığı borsaların seyri değil. Merkez Bankası'nın baktığı seyir dolar endeksinin, global dolarizasyonun ve bunun faiz hatlarına ve dolar TL tarafına olan yansımaları. Şimdilik öyle bir baskı yok. Yani ekstra Merkez Bankası'nı bugünden ekstra önlem almaya götürecek bir baskı içinde değil piyasalar. Hı-hı. Ama o durum oluşursa bir dahaki toplantılarda onunla ilgili adım atar, ama şu an için Merkez Bankası'nın konsantre olduğu enflasyon, üretim ve tüketim arasındaki dengenin değişmesinden dolayı oluşan, kurun da yükselmesinden dolayı oluşan enflasyon, faiz beklentisi adına. Ama Merkez Bankası'nın faiz arttırması ya da arttırmaması o sunumu geride bırakmıyor. Hı hı. Yani faiz arttırmasa da benim için Merkez Bankası'nın 2021 politikası uygulanırlığını kaybetmiyor. Çünkü çok ciddi bir rota. Mevcut koşullarda enflasyon, kur ve faiz hatlarının global çaptaki etki. Ama arttırmıyorsa o zaman enflasyonla ilgili peak beklentisi, tepe beklentisi farklıdır, ama 2021 projeksiyonu bu değiştirmez diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Şimdi biz devam edelim. Büyüme, enflasyon, Merkez Bankası'nın toplantısı, koronavirüs, hepsini bir tarafa koydum. Gözümüz kulağımız Ankara'da olacak.
milyonlarca işçinin olduğu gibi. Çünkü asgari ücret görüşmelerini bu hafta artık nihai karar bekliyoruz. Şimdi öyle bir sıralama yaptın ki Allah başka dert vermesin diyecektim. Ve onları bir kenara bıraktım. Yani asgari ücretin bir manasını tekrar edelim. Ağanın eli tutulmaz ama bundan daha aşağı para veremezsin demek. Yani isteyen daha fazlasını ödeyebilir. Kimse asgari ücret açlık sınırına geldi. Ben iş adamlarından falan bazen duyuyorum da. Bana ne bileyim işte bankacıdan şundan bundan. Sanki fazla verdiler de devlet mani oldu. Ya da ne bileyim siyasetçilerden. Fazla verin devlet size mani değil ki. Mesela belediyelerde verin yani fazla. Vereceğiz dedi. İsmi lazım değil bir. O bir partinin genel başkanı. Biz daha fazla vereceğiz dedi belediyelerde. Vermediler. Şimdi bazı belediyeler işte nüfusları çalışanları da az. Onlar böyle bir şey yapıyorlar. Bir, sosyal demokratlık yapıyorlar. İyi bir şey yani. İtirazım yok buna. Ama diğerleri de yapsın. Şart değil yani devlet. Sonuçta bir de şöyle bir şey var. Yani devlet belirliyor diyoruz. Evet nihai kararı devlet açıklıyor da. Yani onu işçi ve işveren masada oturuyor. Tartışıyor. Devlet arabuluculuk yapıyor. Çünkü devlet bu işten para kazanıyor. Devlet para harcamıyor. Devlet vergisini alıyor. Primini alıyor maaş üzerinden. Ne kadar yüksek olursa o kadar fazla para kazanıyor. Ama işveren para ödüyor. Şimdi bugün tabii ekstrem bir durum var. Yani olağan dışı bir durum var. Çünkü devlet o asgari ücretin %60'ını devlet ödüyor işveren adına. Şimdi işten çıkartma yasağından dolayı esnek çalışma düzeninde başladı. Ve devlet desteği var bu maaşların üzerinden. O da tabii asgari ücretten bunu hesaplayarak getiriyor. Dolayısıyla bu sıralar artışına herhalde iyi gözle bakmaz devlette. Ama tabii bir beklentimiz iyi gözle bakması, olumlu bakması. Çünkü insanlar gerçekten çok zor durumda. İşten çıkartma yasağından dolayı göremediğimiz bir işsizlik var aslında. Bunun devlet de farkında çünkü paralarını o ödüyor. Biraz orada insanlara bir rahatlık sağlayacağını umalım ve bekleyelim. Geçen yıl %15 civarındaydı galiba artış. Yani şimdi bu yıl da o kadar bekleniyor diyorlardı. Yani 20 olsa ne olur diye bakıyorum. Hani 3000 liraya falan yaklaşır en fazla ama 3000 lira olmaz. Beklentiler de aslında talepler de 3000-3500 lira arası. Tabii o da yüksek bulunuyor özellikle işveren tarafından. O yüzden bakalım nerede anlaşacaklar. Ama mesele şu, geçen yıl ben hissiyatı söyleyeyim. Evet anlaştılar. Çok da büyük bir arıza çıkmadı. Hani kimse sokağa inmedi filan ama ya böyle peki iyi bari filan diye anlaştılar. Yani biraz zor, çok böyle milimetrik bir anlaşmaydı o. İnşallah bu yıl biraz da pandeminin o olumsuz etkilerini hafifletecek şekilde bir rakam belirlerler diye umalım. Pandeminin olumsuz etkileri derken size güzel bir haber vereceğim. Aslında geçen gün hatırlarsanız dün Sadi Bey'le de konuşmuştuk. Geçtiğimiz Perşembe miydi? Yeni ortaklıklar, hatta bu satın almalar, bir Japon firmasıyla ortak iş yapmadan bahsetmiştik. Evet. Gün olur üretimler Türkiye'de de yapılır şeklinde de konuşmuştuk. Şimdi Güney Koreli Samsung ve Çinli Oppo firmaları teşvik belgeleri, yatırımları kapsamında Türkiye'ye yatırım kararı almışlar. Güzel. Yani hani bunu Cüneyt Bey'e de soracağım. Koronavirüs önlemler, ekonomi falan derken Türkiye yeni yeni hamleler atıyor. Bunu yeni yeni adımlar atıyor. Bunları da paylaşıyoruz. Şimdi biz bazı şeyleri farklı düşünüyoruz galiba. Yani bugüne kadar devletin şöyle baktığını varsayardım ben. Yani bir şey çok tüketiliyorsa burada bir dakika bu kadar çok tüketiliyorsa neden burada üretilmiyor derim ben. İş yerinde de öyledir yani. Bir baktım ben işte bugün artık evden çalışma düzenimiz var ama uzaktan çalışma düzenimiz var. Çok kahve tüketiliyor. Ben işte merdivenlerde kapıda ortalıkta kahve dolaşmasından çok hoşlanmam. Yerlere dökülür, silinir, silinmez filan. Başka bir mevzu. Ama hemen iki tane makine alın şuraya, kahve makinesi. Herkes rahat etsin derim. Hem iş gücü kaybı olmasın, hem görüntü bozulmasın, hem risk olmasın, hem insanlar rahat etsinler. Herkes kazanacağı bir yöntem bu. Şimdi bakıyorum, biz yıllardır en çok cep telefonu tüketen ülkelerden biriyiz.
Ve pandemi sürecinde de bu böyle olmuş, biliyor musunuz? Maalesef. Yani rakam olarak arttı. Sayı olarak düşmüş ama rakam olarak artmış gene. Rakam ve model olarak ve oraya ayrılan bütçe olarak, yükselmiş. Olarak. Evet. Şimdi bizim bunları biraz disiplin altında tutmamız lazım. Bakın Amerika ne yapıyor? Bir dakika ya, hepiniz Çin'de üretim yapıyormuşsunuz. Bir de yeni uyandı. Ben yıllar önce bir Amerika seyahatinde, bir resmi seyahatte yine izliyorduk. Hediyelik eşya mağazalarına birine girdim. Bit kadar Amerikan bayrakları var. Her ülkenin bayrağıyla birlikte takarlı ya liderler, iki ülke bayraklarını birlikte. Türk bayraklı olan bir tane buldum. Çürüdüm, altında o zaman China yazıyordu. Sonradan PRC diye değiştirdiler onu. Made in PRC. Made in China. Ben dedim bayrak Amerikan bayrağı da. üretilen yer Çin falan dedim. Adam şöyle yaptı. Her şey Çin. Şimdi ama onu gördükten sonra bir dakika hop, ticaret savaşı başladı. Şimdi oraya gelmeye gerek yok ki, siz bunu yavaş yavaş planlarsınız. Hem siz kaybetmezsiniz hem sonra savaşmak zorunda kalmazsınız. Öyle büyük de, hem çok da büyük bir savaş açtılar. Bu tip yatırımları gerçekten bizim destekleri olmamız lazımdı. Bir süredir bunu yapıyoruz ama ben cep telefonu biraz kanıma dokunduğu için cep telefonuydu, tabletti vesaireydi ki en çok şu anda kullanılan şey çocukların her birinin elinde zorunlu olarak tablet var artık. Yani bilgisayar fiyatıyla ciddi fark olduğu için arada. O bakımdan bunların yerli üretimine, ya bırakın yerli montajına destek verin de hiç olmazsa yani bir kısmı burada yapılıyor olsun. Bir kısmı burada yapılıyor. Aynı soru size de soracağım Cüneyt Bey. Şimdi pandemi döneminden bahsediyoruz. Dünya için zor süreçlerden bahsediyoruz ama neredeyse haftada 3 kere ben Türkiye'ye ilişkin bir yatırım kararını, bir üretim kapasitesi arttırma kararını gözlemleyebiliyorum. Programdan da izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Şimdi bu iki telefon devinin Türkiye'de yatırım kararı alması da Türkiye için, özellikle içinde bulunduğumuz süreçte çok önemli bir adım, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani üretimle büyümeyi hedef haline getirdiysek, üretimi arttırıp Türkiye'nin ihracat payını arttırmayı hedeflediysek, üretime bağlı olarak istihdam politikamızı iyileştirmeyi, istihdam şartlarımızı iyileştirmeyi hedeflediysek, bu tarz doğrudan yatırımların artıyor olması çok önemli. Ama Mustafa'nın da dediğine birebir katılıyorum. Önemli olan üretimdeki yerli payı arttırmaksa ve nitelikli ithalata geçip ithalatı ihracatın içinde ağırlıklı kullanıyor olmaksa ve tüketimi asıl yerleştirmekse, burada yerli müteşebbislerimizin üretim motivasyonunun da artması en az doğrudan yatırım kadar önemli. Yani döviz tevdiat tarafında veya mevduat tarafında paralarımızın olması tabii ki bir ülkenin gelirinin ortaya konması açısından önemli ama o kaynakların, hatta yurt dışında da bulunan kaynakların Türkiye'ye gelip üretime dönmesi çok çok önemli. Devletimiz defalarca servet affı geliştirdi bu noktada. Hali hazırda da biliyoruz, ciddi üretim noktasında kullanmadığımız kaynağımız var. Kendi insanımızın üretim motivasyonuna katılması, biz yıllardır söylüyoruz, profesyonelleşme, yani şirketlerimizin halka açılıp sadece bir aile şirketi olmaktan çıkması ve ömürlerinin aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Avrupa'da olduğu gibi yüzyıllık şirketler haline gelmesi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bir zihinsel hakikaten değişimden geçiyor olmamız gerekiyor. Ama bunu söylerken tabii doğrudan yatırımın gelmesi de içerideki üretim motivasyonunu arttırması ve Türkiye'nin öneminin anlaşılması açısından kıymetli. Yani bu kredi değerlendirme kuruluşlarının raporlarına yansır, bu size bakan, doğrudan bakan, direkt önemli varlık şirketlerinin büyük önemli büyük ölçekli yatırım bankacılık sisteminin Türkiye'ye bakışını değiştirir. Bunlar çok kıymetli kazanımlar. Ama önemli olan kendi üretim, milli üretim motivasyonumuzun da artması. Şimdi önemli firmalar bunlar Zuhal Hanım. Önemli marka değerler. Bu yatırımlar daha da artacak. Çünkü dünyada bir değişim yaşanıyor. Büyük sıkıntıları habire konuşuyoruz ama
doğurduğu fırsatlar da olacak Türkiye için. Çünkü tedarik zinciri değişiyor dedik. İhracat ithalat döngüsü değişiyor dedik. Ticaret savaşları, işte az önce Mustafa söyledi, ABD-Çin ticaret savaşı baştan aşağı dünyayı değiştirecek. Onu net olarak söyleyeyim. Yani iki tane, bu Rusya ile ABD'nin soğuk savaş dönemine benzemiyor. Bu çok farklı bir şey. ABD'nin sermayesi, know-how'u ve eliyle büyüttüğü bir ülkenin nüfus gücünü de katarsak, Asya'daki potansiyeldeki teknolojik ulaştığı gücü de katarsak, iki gücün bundan sonra karşı karşıya gelmesinin getireceği sonuçlar çok farklı olacak. İşte bu noktada Türkiye'nin lojistik önemi, jeopolitik önemi dışında hakikaten Çin için de önemli olması, yakında Amerika Birleşik Devletleri için de farklılaşacak süreç. Çünkü Çin'in İpek yoluyla buraya doğru geliyor olması, Avrupa'ya doğru ulaşıyor olması Amerika için bir noktadan sonra önemli olacak. İşte tam bu noktada Türkiye bunu avantaja dönüştürme noktasında yapısal değişimi de hızlandırdığı sürece, ki Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen günlerde yabancı yatırımcılara söylediği bu, kapımız açık. Biz sizin yatırımlarınız için her türlü dönüşümü, her türlü gereği yapmaya da hazırız. Bu konuda oldukça misafirperveriz demesi de bu. Bunun sonuçlarını biz yaşayarak göreceğiz. Sıkıntılar tabii ki var. Sıkıntılar da olacak. Ama bu sıkıntıların içerisinden farklı bir Türkiye'ye doğru evrilme imkanı doğuyor. Ben bu haber akışlarının artacağını ve Türkiye'nin bir üretimcisi olacağını düşünen taraftayım. Finans merkezi de buna dahil. Ama lütfen ve lütfen kendi milli sermayemizi de üretim noktasında kullanalım. Seyirci kalmayalım. Ülkemiz üretimcisi olurken bizim milli şirketlerimizin de ortaklıkları, payları azımsanmayacak derecede yükselsin. Borsaya açılmak, sermayeye ulaşmak anlamında önemli bir değer. Bakın hep konular birbirine bağlı. Umuyorum Türkiye gelişirken yerli sermayemizin de geliştiği günleri görürüz. Asıl önemli kalkınma tarafı oradan gelecek. Çünkü yabancı şirketler yatırım yaparken kendi milli istihdamı da kullanır ama kendi elemanı da getirir, çalıştırabilir. Önümüzdeki dönemde kendi insanımızın daha çok hani kalkınma noktasında Mustafa'nın dediği gibi imkana kavuşması için yerli müteşebbisimize de çok iş ve görev düşüyor. Herkesin peşin altına eline sokması gereken dönem bu bence. Cüneyt Bey, size bir şey daha sormak istiyorum. Aslına bakarsanız bunu merak ediyorum. Çünkü dün özellikle mutasyondan sonra, şimdi hep güvenli liman altın diye bahsederiz. İnsanlar geleneksel metotla paralarını biriktirir. Böyle yöntemler vardır ama artık borsada çok fazla var. Birçok kişi işte onları takip ediyor, firmaları takip ediyor. Kazanan, kaybeden, dip yaptı, tavan yaptı. Bunlardan bahsediyor. İşte borsada da çok hareketli bir dönem görüyoruz. Aslında birkaç hafta önce size verdiğimiz bir sözden hareketle şunu sormak istiyorum. Borsada bir değerlendirme yaparken, bir yatırım yaparken aslında çok da dikkatli olunması gerekiyor değil mi bu süreçte? Dün çünkü birçok kişinin gözünü borsadan ayırmadığına tanık oldum ben. Kesinlikle Zuhal Hanım. Hatta bu konuda ciddi istatistikler yayınlıyor şu an finansal regülatörlerimiz. Yaş sınırı da bayağı aşağılara gelmiş. Hı hı. Bu aslında bir yandan sevindirici ama bir yandan da işin önemini anlatmak açısından bana verdiğim bu pası da çok önemsiyorum. Çünkü bir yatırım yapmak çok önemli bir süreçtir. Yani bir fabrikayı açıp üretime sokmak, onun ihracat, ithalat detaylarını, onun pazar genişlemesini sağlamak gibi bir sürü senaryoyu içermez ama sizin hayatınızı değiştireceği ve kazancınızın nasıl size faydalı hale geleceğini betimlemek açısından oldukça önemli bir süreçtir. Ciddi finansal okuryazarlık derken işte ciddi bir teknik ve temel analiz gerektirir. Hangi hisseye yatırım yapacaksınız? Bakın birçok firma yükseldi. Birçok firma yükselirken blue chip dediğimiz bankacılık sektörü ve diğer önemli sanayi şirketlerimiz veya holdinglerimizin geride kaldığı bir dönem yaşadık. Ciddi grafikler gördük. Tamam, o şirketlerin de önümüzdeki dönem belki hikayeleri yükselecek ama kağıt seçerken geleceğe yatırım yapmak, anlık grafiklere yatırım yapmamak, alırken aldığınız fiyatın nereden nereye geldiğini görmek ve o şirketin şu an için piyasa defter değeri ve diğer bütün rasyolarla kaç para ettiğini
verdiğiniz rakamın pahalı olup olmadığını anlamak için çok iyi temel analiz yapıyor olmanız, yani iyi bilanço okumanız, çok iyi bir stratejist gibi olamazsınız ama strateji noktasında o firmanın geleceğini iyi okumanız ve teknik analizde de hangi noktadan alıp hangi noktadan satacağınızı iyi bilmeniz lazım. En önemlisi de temettü geliridir. Temettü verebilen firmalar, yani firma büyürken siz de büyürsünüz. Biz bunu bir örnekle hep anlatırız. Çok kıymetli hisselerimizden birine 91 senesinde, hisse vermeyeyim yatırım danışmanlığı gibi olmasın ama 91 senesinden 2010'lara kadar ki süreçte, 20-25 senelik süreçte yaptığınız 1000 dolarlık yatırımın milyon dolarlara çıkabildiği çok önemli örnekler de var. Onun için borsa devamlı al sat yapılma yeri değil, o profesyonellerin işi, ama alım satımı yaparken bile profesyonel olmak ve asıl önemlisi günlük sigaraya ona buna ayırdınız ki sigarayı kullanıyorsunuz, bunu öneriyoruz anlamında anlaşılmasın. İhtiyaç olarak betimlediğiniz her şeyi katabilirsiniz bunun içine. Ona ayırdığınız parayı, bütçeyi biraz geleceğiniz için, çocuklarınız için, hatta çocuklarımız meğer gençlerimiz bir şey geldi, kendi gelecekleri için ayıracakları ufacık yatırımlar zaman içerisinde kendi geleceklerini, o Mustafa'nın dediği ve senin dediğin o emeklilik dönemlerini çok rahat geçirmelerini sağlayacak bir süreç getirir. Peki. Borsa böyle bir yerdir. Borsa lütfen ciddiye alalım. Önümüzdeki seneler Türkiye büyüdükçe borsamız da büyüyecek çünkü. Şüphesiz öyle ve çok fazla kişi de borsa ile ilgileniyor. O yüzden size de bunu sormak istedim. Şimdi dün EPDK'dan gelen bir karar vardı Mustafa Bey. Elektrik faturalarıyla ilgili ödenmediği için kesintiye uğramasının önüne geçilecek bir karar. Özellikle gazi ve şehit yakınları, şehit ailelerinin yakınlarını 65 yaş üstü vatandaşlar için geçerli olacak bu. Ve EPDK bunu uygulamayan firmalara da ceza işlemi uygulayacağını söyledi. Şimdi tabii piyasayı denetleyen, düzenleyen kurum orada bir unsur daha var. Bu tabii 65 yaş üstü için son derece önemli bir şey. Çünkü onların, hani ben unuttum mesela, birkaç ay önce, bir ay önce galiba eve giderken aklıma geldi, genelde artık faturaya da dokunmuyorum, yani posta kutusundaki faturalar falan bakmıyorum ben. Çünkü mesajlar geldiği için cep telefonundan, ona baktım, aa bir dakika ben bunu ödemedim, unuttum, cuma günü. Dedim bunu cumartesi pazar keserlerse yandık. Ondan sonra işte bu şeyde, bu açıklamada o da var. Cuma günü de kesinti yapılacak. Yani elektrik kesilecekse borcundan dolayı, cuma gününe denk geliyorsa pazartesi gününe bırakılacak ki hafta sonu onu açtırmak sorun olmasın diye. Bunların ikisi de son derece akıllıca ve vatandaşı düşünen kişilerin yapabileceği şeyler. O bakımdan ben teşekkür ve tebrik ediyorum. Ama geç kaldığını da vurgulayalım. Niye bugüne kadar kaldı bu işe? Daha önceden de yapılsaydı çok daha iyiydi. Uygulamada tabii burası sadece enerji piyasası, EPDK sadece denetliyor ve düzenliyor. Bunu yapacak olanlar enerji şirketleri, dağıtım şirketleri. Dağıtım şirketlerinin burada yapacağı en ufak bir eksiklik EPDK tarafından epey bir ciddi şekilde kulak çekmeyle sonuçlanacaktır. Süremiz bitiyor galiba ama bana bir daha sıra gelecek mi? Bu konu neyse kapatırken ben nasıl olsa Lütfiye'den bir yarım 30 saniye çalarım. Evet. Tamam, 5 dakikamız var. Cüneyt Bey'e döneceğim. Ona borcum vardı zaten. Evet, borçlarımı ödüyorum, dikkatinizi çekiyorum Cüneyt Bey bilmiyorum ama borsayla başladım. Geçtiğimiz hafta. Bugün fazla fazla ödediniz. Ben Mustafa'ya borçlanıyorum bugün. Mustafa kusura bakma ya. Estağfurullah. Şimdi geçtiğimiz hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun dağıtım şirketlerine ilişkin yeni tebliğdeki düzenlemeye girişini konuşmuştuk. Kaçak elektriğin vatandaşa yansımasını anlatıyordunuz siz. Ona çok girememiştik. Şimdi çok kısa bir vaktim var. Hem EPDK'dan gelen bu kesinti olmayacak kararını, hem de o elektrikteki noksanlıkların vatandaşa nasıl yansıdığı konusundaki fikirlerinizi alayım. Yani çok hızlıca Mustafa'nın da zamanına fazla ulaşmadan, kesinlikle belirli ödeme imkanı olmayan vatandaşlarımızın o ödeme şartları tespit edildiğinde, sadece yaş sınırlaması olarak düşünmeyin, işini de kaybetmiş olabilir belli bir süre, o insanlarımıza göstereceğimiz hassasiyet çok çok kıymetli. Yani bunu sadece elektrik ödemelerinde değil, birçok kamusal hizmet alanında yapabiliriz. Yani inanın, insana dokunmak, insanın moralini yukarıda tutmak ülkemizin
koşullarını da daha yaşanabilir hale getirmek açısından, paydaş olmak açısından çok çok önemli. Hı hı. Enerji dağıtım şirketleri sadece enerjiyi dağıtmak olmamalı. Bu ihaleleri aldıklarında kaçak elektrikle de mücadele etmenin bir görev olduğunu ve onların kendi zarar bilançoları içinde değerlendirmeleri gerektiğini, bunu vatandaşa yükleyecek faturalama sisteminin bir noktadan sonra da değişiminin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi şekilde hala maalesef bazı bölgelerimizde özellikle kaçak kullanma aktif bir şekilde devam ediyor ve oradan oluşan boşluk mevcut abonelere yansıtılıyor. Bunun adil bir şekilde değişmesi hem kullanan için hem de firmalarımızın produktivitesi, yani verimliliği açısından çok önemli. Bakın, bir regülasyon sadece bir sıkıntı getirmez. Aynı zamanda önümüzdeki döneme dair birçok faydayı da getirir. Ben böyle bakıyorum. Adil faturalama sistemi herkes için faydalı. En çok da vergiyi toplayan veya kamu hizmetini verirken gelir elde edip tekrar o geliri vatandaşına dağıtan devlet sistemi için de önemli bence. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim. Sizin ekleyeceğiniz vardı. Gerçi pazarları lütfeyle yaptınız. Ben karışmıyorum. Yok. İsteğiniz gibi konuşabilirsiniz. Evet, şimdi hem süremiz bitiyor. Onları da bunu konuşmak lazım. Sarıkamış şehitlerinin, Sarıkamış faciasının, Sarıkamış kaybının çok adı var onun. 106. yılı bu yıl. Şehitlerimizi rahmetle anmak istedim. Benim de ailemde o günlerin deyimiyle Sarıkamış kaybı vardır. Bizim Karadeniz'de çoktur Sarıkamış şehidi. Onların bazı, bir tanesinin anılarının bir bölümünü bugün okudum. Böyle bir şeyi Allah kimseye yaşatmasın gerçekten. Hani bir daha yaşatmasını bırakıp kimseye yaşatmasın. Yaralı askerler kendi hani Kur'an'larını kendileri okudu ve bir süre sonra yavaş yavaş sesler kesildi diye anlatıyordu. Çünkü insanlar donmaya başladılar. Ve bu şekilde kaybedildiler ve onların arasından çok az sağ kaldı. İşte onlardan bazıları da bu anılarını kitaplaştırdılar. Bunları herkesin bir okuyup üzerinde düşünmesi gerekir. Sadece bir mesajla kalmaması gerekir yani. Şüphesiz öyle. Siz ondan bahsetmişken dün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir tören vardı. Kanlı Noel diye geçer tarihte. Hmm. 57 yıl önce yaşanan o büyük acıların kurbanları bir kez daha anıldı. Rum çetecilerin orada silahsız Türklere, tabii, kadınlara, çocuklara, tabii, yönelik, evet, saldırısı. Belki bunları hatırlayarak o tarihi onları, daha çok... Onları çok unutturdular Kıbrıs'a. Çok unutturdular. İşte hatırlatmak galiba bizlerin, bu ekranlardan binlerce haneye giren televizyonların bir şekilde, evet, gündemi olmalı. Bunlar konuşuyor, öyle değil mi? Evet, yani başka yerlerde olsaydı şimdiye kadar kaç tane romanı, kaç tane filmi yapılırdı bunların, yazılırdı, çekilirdi. Ama biz maalesef ağlamayı çok beceremiyoruz. Ama bu ağlamak değil, bu yakınmak değil. Yani biz evet tam gururlu bir milletiz. Başımıza şunlar geldi diye bunun bir ağlama vesilesi yapmayız. Çok güzel, fakat anlatma vesilesi yapmamız gerekir. Belki de parmağını artık tam karşıdakine gösterip bunu öyle, bana öyle, sen yaptın evet, diyebilmeli. Bizdeki temel eksiklik belki, doğru, de bu. Çünkü dünyaya bakınca bunlara bunu siz yaptınız diyen çok parmakla gösteren öyle, çok. Öyle evet, evet, evet. Peki. Onun için şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Eski yeni bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Onların sayesinde biz bu ülkede bunları konuşabiliyor, yazabiliyor ve yaşayabiliyoruz. Allah onların yaptıklarına bizi layık bir hayat sürmemizi bize nasip etsin. Peki. Çok teşekkür ederim yine katkı ve katılımınız için. Stratejist Cüneyt Paksoy'u ağırladık bugün. Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Hoşçakalın. Analiz sentezi kapatıyoruz. Mustafa Kartoğlu ve Cüneyt Paksoy bugün bizlerle birlikteydi. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle yarın saatler 9 gösterdiğinde analiz sentezi yeniden 24 ekranlarında olacak. Şimdilik yayını Merve Aydın'a devrediyoruz. Günün gelişmelerini aktarması için hoşçakalın.